Ben bir eve arayayım. Ne oldu kızım? Bitti. Boşandınız. Evet. Hakkınızda hayırlısı. Neredesin, geliyor musun? Biraz gecikeceğim, ona haber vermek için aradım. Tabii, yürü biraz. Açıl, kafan yerine gelsin. Yok, Kenan'la beraberim. Geç kalmam ama. Peki kızım. Meleki mamasını yiyor. Nimet Hanım burada. Tamam, selam söyle, geleceğim ben. Oldu. Bak işine. Görüşürüz. Kenan'la berabermiş. Aa. Mahkemeye geldi herhalde. Şuna bak, hiç vakit kaybetmiyor. Hayırlısı. Gelmeyecek mi yani? Geç kalmam dedi. Konuşacaklar zar. Sen de pek memnun olmadın benim gibi. Ne bileyim. Kenan Bey iyi hoş da çok tutarsız davranıyor. Kendine hiç güveni yok, evet. Dünya starı diyorlar bir de. Aman, onun starlığı mı kaldı? Hakkını yemeyelim şimdi. Sanatına lafım yok. Ama Lamia konusunda bir gün öyle bir gün böyle. Kızı hırpalıyor. Lamia da kendini hırpalatıyor ama. O izin veriyor. Yok yok. Eskisi gibi değil artık. Cemil Bey de dengesiz. O da az yapmadı ama. Cemil Lamia'yı gerçekten seviyor. Ama ne bileyim. Lamia'nın bileceği iş. Hop. Uf. Doydun mu kızım? Ha? Aferin. Kocaman abla ol, değil mi? Hadi bakalım, in aşağı. Melek. Şükrü abiler de para istemiş Lamia'dan. Kim söyledi? Kendisi. Lamia'yı çok takdir ettim ama aferin. Pırlanta, pırlanta. Her kötülüğü unutuyor. Bence yapılan iyiliği unutmuyor. Herkesin kredisi çok yüksek. Kenan'ın da yaptıklarını unutacak o zaman desene. Kim bilir? Dikkat et. Olan Cemile oldu. Üzgünsün sen. Cemil'den ayrıldığına üzüldüm. Bu konuşma yine suçlamalarla geçecekse hiç başlamayalım. Hemen dönelim. Özür dilerim. Ne oluyorsa bana? Sana karşı çok öfkeliyim. Bunun en çok ben farkındayım. İstediğim gibi yakın olamıyorum sana. Bir şey var. Durduruyor. Seni bu kadar çok isterken... Belki de o kadar istemiyorsun. Belki de sadece hayalimizdeki Lamia ile Kenan'a aşığız biz. Ben ne hissettiğimi gayet iyi biliyorum. Seni seviyorum. Peki bu duruma Cavidan Hanım ne diyor? Yoksa ona da buna benzer cümleler mi kuruyorsun? Neler söylüyorsun sen? Benim de öfkelerim var, görüyorsun. Üstelik de öfkelenmekte çok haklıyım. Sevdiğin, beklediğin bir insanın telefonda eski karısıyla cilveleşmelerini duymak çıldırtır insanı. Benden mi bahsediyorsun? Senin hiçbir şeyden haberin yok.
Prenses Cavidan birlikte geçirdiğiniz gecenin sabahında sesinizi dinletti bana. Duştaydın. O da yanındaydı. Hayır. Senden artık hiçbir açıklama beklemiyorum. Kenan'ın albümü kayıt aşamasına gelmiş. Evet. Parçalar tamamlandı. Stüdyoya girmesini bekliyoruz. Kayıtları neden Londra'da yapmıyorsunuz? Maliyetini biliyorsunuz ama. Bu konuda hiçbir sıkıntı çekmeyeceğinizi ta başından söylemiştim. O zaman mesele yok. Albümü Londra'da çıkaralım. Hem Kenan için de hava değişimi olur. Hem daha da çok ses getirir. Harika. Hemen çalışmalara başlayayım ben. Başlayayım tabii. Sonra yine konuşuruz. Hoşça kalın. Nedir bu? Namık Bey'den istemişsiniz. Aa evet. Teşekkür ederim. Rica ederim. Makbule. Buradan memnunsun değil mi? Ne diyorsunuz? Hem de nasıl? İşe yaradığını bilmek çok güzel. Sevindim. Ben sana güveniyorum. Teşekkür ederim.